Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkardığım bir ürün olan Vonrock'un bu üçgen zımparalama makinesini incelemek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde beni takip ediyorsanız bir video yayınlamıştım bir toplu kutu açılış videosuydu bu. Hemen yukarıdan linkini vereyim. İsterseniz oradan da onu izleyebilirsiniz. Eğer kanalıma aboneyseniz veya beni tanıyorsanız muhtemelen bu videoyu izlemişsinizdir ama izlemeyenler için ya da bir şekilde beni aramalardan bulup da gelenler için linkini de oraya bırakmış olayım. Şimdi o kutu, kutu açılışında bir sürü ürün açmıştım kutusundan ve Onlarla ilgili önümüzdeki aylarda, dönemlerde daha doğrusu çeşitli incelemelerin geleceğini de söylemiştim. Şimdi Rock da bunlardan bir tanesiydi. Benim takip edenler, beni takip edenler bilirler. Daha önce ben Wondrock'un bir gravür makinesini, böyle küçük taşlama makinesi dedi geçiyor. Onu incelemiştim. Dremel benzeri bir ürün ama tabii bu Rock markasıydı o. Onu incelemiştim. Beğenmiştim de ilginç de bir marka. Hollanda markası. Türkiye'de çok bilinmiyor ama alanlar çok memnun. Çeşitli ürünleri var. Hani böyle 220 volttan çalışanları da var. Şarjda olan farklı farklı matkap olsun, raspalama makinesi olsun ya da farklı ürünleri, kesme makinesi falan gibi böyle çeşitli ürünleri var. Pille çalışanları da var söylediğim gibi. Elektrikle çalışanları da var. Hatta bazı ürünlerde hem elektrikli hem de pilli versiyonları da var. Şimdi bu zımparalama makinesinde biraz daha profesyonel olanı var. Bir şekilde daha amatör günlük hani bizim gibi benim gibi mesela işte ufak tefek şeyleri zımparalamak için elimle uğraşmayayım da hızlı bir şekilde yapayım diyenler için de bu tarz bir ürünü var. Şimdi ürünün biraz dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Aslında ütüye çok benzettim ben bunu böyle minik bir ütüye benziyor. Bir düğmemiz var üst kısmında o düğmeyi sağa sola hareket ediyorsunuz ha, sağa doğru çevirince çalışıyor. Sola doğru çevirdiğiniz zaman da kapanmış oluyor. Çok basit bir sistem var. Bastığınız zaman kendi basılı kalıyor zaten. Tekrar hani basılı tutmanıza gerek yok. Şöyle bir mekanizma. Uç kısmı da böyle ütüye çok benziyor. Üçgen zımpara diye geçiyor bunlar. Kutusundan da 6 tane e bu zımparalardan çıkıyor. Şu anda masada da görüyorsunuz zaten bir kısmı. Şöyle biraz daha öne çekeyim. Bunlardan 6 tane çıkıyor. Ama bunlar şöyle, şöyle bir 6 tane. 2-2-2 aslında aynı. Mesela işte... P120, P120'den iki tane var. P80, P80'den iki tane var. Bir de P240'tan da iki tane var. Yani 240, 80 ve 120 olmak üzere ikişer tane olduğu zaman altı tane zımpara çıkıyor. Biliyorsunuz bu zımparalarda rakam küçüldükçe kalınlaşıyor. Mesela bu 80 bayağı bir kalın. Rakam büyüdükçe mesela bu 240 bayağı inceliyor. Bunları tabii birazcık marangozluktan çok hafif de olsa anlamanız lazım. Veya hobi işlerinden anlıyor olmanız lazım. Veya ilgileniyor olmanız lazım. Hangisini nerede kullanacağınızı bilmeniz için. Şimdi bu video, video olmadığı için ben onları anlatmıyorum. Zaten benim çok bir uzmanlığım yok. Onun altını özellikle çizeyim. Yani marangoz değilim ya da işte bu tarz işlerde bir uzmanlığım yok. Kendimce, belki sizin gibi evinde hobi amaçlı ufak tefek şeyleri boyayan e boyamak için de Öncesinde zımpara ihtiyacı olan birisiyim. O yüzden bu ürünü aldım. Şimdi üründe dediğim gibi bir fazla bir numarası yok. Bir de arka kısmında şöyle bir kutu var. E, toz toplama kutusu diye geçiyor. İstiyorsanız bunu takıyorsunuz. Şöyle bakalım. Nasıl takıyoruz bunu? Yok, şöyle galiba. Evet. Şöyle takıyorsunuz. Toz buraya toplanıyor ya da buraya doğrudan doğruya e, elektrik süpürgesini bağlayabiliyorsunuz. Hangisi kolayınıza gelirse. Çok büyük bir iş yapacaksınız belki elektrik süpürgesi gerekebilir ama ufak tefek işler için şu kutu fazlasıyla iş görür diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bazı denemeler yaptım. Çeşitli şeyleri zımparalamaya çalıştım. Hatta benim bir sehpa vardı böyle hem üzerine çıkıp bir şeylere bakabiliyorum. Ikea'dan aldığım hem de masa olarak sandalye kullanabildiğim bir ürün vardı. Onu boyada kullanmıştım. Ne yazık ki boyada onu kullandığın zaman o üzeri boyalandı. O boyaları kazımam gerekiyordu. Bu makineyi kullandım. Gayet güzel bir şekilde zımparaladı o üstünü falan hızlı bir şekilde yaptı. Ha bunu elle de yapabilirsiniz bu arada ama bu daha hızlı oluyor. Daha çabuk olmuş oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Peki özellikleri nedir? Şimdi ekranda bir teknik veri tablosu göreceksiniz. 130 watt'lık bir gücü var bu motorumuzun toz toplama kutumuz olduğunu söyledik. Elektrik süpürgesi bağımsız olduğunu söyledik. Düğmeye sürekli basmaya gerektirmeyen yani bir tasarım olduğunu da belirttik. Gelelim fiyat meselesine. Ben bu ürünü aldığımda bir indirim vardı. Hepsi burada üzerinde. 189 TL almıştım ama bugünlerde yani bu incelemeyi çektiğim tarihi itibariyle 270 TL civarında. 189 çok iyi bir fiyattı çünkü benzerleri 250 liradan falan başlıyordu öyle söyleyeyim. Bu üründe öyle ekstra bir kampanya denk geldi diyeyim. O şekilde aldım. Yine düşebilir ama takip edin. Çünkü Von Rock ürünleri çok kampanya oluyor ama takip etmeniz lazım. Hepsi buradaya bakın, farklı yerlere bakın. En azından bir fikriniz olmuş olur. Şimdi Vonrock'un bu üçgen zımparalama makinesini nasıl çalıştığını göstermeden önce bir sesinden de size duyurmak istiyorum sesini. Şuraya takalım. <laughs> Hop! Bu arada cihaz açık kalmış. Hemen çalışmaya başladı. Yani sesi birazcık var. Çok yüksek değil belki. Bir matkap kadar falan değil ama yine de bir sesinin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şu anda mikrofonun benim şurada gömleğimin üstünde duruyor. Bir açalım bakalım tekrar. Şu anda siz de sesini duyuyorsunuz. Yani komşuları rahatsız etmez belki ama aynı o evde, aynı odada bulunduğunuz insanlar rahatsız olabilir. Onun altını özellikle çizeyim. Nasıl kullanılıyor? Aslında çok basit ama bazen soruyorsunuz nasıl kullanıldığını. İşte hangisini istiyorsunuz? Diyelim ki P240. Bunu böyle P240'ı aldık. Buraya Tam üzerinden gelecek şekilde cırtlı bir sistem var zaten. Vel, velcro deniyor bildiğim kadarıyla bunlara. Hem e, bunun ucunun iç, içinde var hem de bu makinen makinenin üzerinde bir cırt sistem var. Bunu koyduğunuz zaman bu yapışıyor böyle. Bu şekilde temizliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde zımparalama yapmış oluyorsunuz. Uçları da muhtemel satılıyor bildiğim kadarıyla. Ayrı, ayrı de yani bunlar kullandıkça biliyorsunuz eskiyor yıpranıyor yıprandığı zaman yenisini takmanız gerekiyor Onları da muhtemelen haricen alabilirsiniz de tahmin ediyorum. Böyle evdeki ufak tefek işler için ve böyle hani hobi amaçlı kullanmak için fazlasıyla işinizi görecek bir ürün. Çok daha profesyonel ürünler var tabii ki. Çok daha pahalıları da var. Ama onlar hani eğer bu işten para kazanıyorsanız alıp kullanacağınız şeyler evde ben 40 yılda bir şey boyayacağım diye de dünyanın parasını vermeye gerek yok. 270 lira aslında normal bir fiyat onu söyleyeyim. Yani 189 lira biraz bayağı bir indirimdi. 270 de çünkü ben baktığımda 250 civarında bu tarz ürünlerin fiyatı. 270'lerde de verilebilir ama dediğim gibi kampanyaları takip edin. Güzel kampanyalar var. Şimdi ben bu ürünle bir zımpara yaptım. Önce onu bir izleyelim. Daha sonra da videoyu kapatacağım. Evet gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde zımpara yaptım. 240'lık zımparayı kullandım. Üzerinde böyle boya lekeleri vardı. Hepsini kazadı, temizledi. Tabii birazcık etrafta gördüğünüz gibi şu şuraları filan toz oldu. İster istemez. Kutusuna bir bakalım. Bakalım kutuda ne kadar toz birikmiş. Ki cihazın kendisinin üzerinde toz birikti. O yüzden ben bu tarz şeyleri açık havada ya da böyle havalandırması iyi olan yerlerde yapmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi Bayağı bir toz birikmiş. Evet, kutuyu da açtım. Kutuda da şurada şöyle bir filtre gibi bir şey var. Ve kutuda da gördüğünüz gibi birazcık birikmiş ama tamamını almadı. Herhalde tamamını alması biraz kolay değil. Belki süpürgeyle daha iyi olabilir. Ama da deneyebiliriz bilahare. Gördüğünüz gibi makinenin içi de bu şekilde. Kendisi de bayağı bir toz oldu. Ama güzel oldu. Sehpamızda. Biraz daha uğraşsam ben daha da güzel olacak. Onu söyleyeyim. Evet videoda da izlediğiniz gibi basit işler için Von Rock'un bu üçgen zımparalama makinesi gayet yeterli bir şekilde iş görüyor. Tabii ki çok profesyonel işlerde işinizi görmeyecektir ama böyle evde hobi amaçlı falan kullanacaksanız ben öneririm. Ama ortalık biraz toz oluyor. Mümkünse açık havada ya da havalandırması iyi olan bir yerde kullanmanızı öneririm. Her ne kadar toz to to toplama kutusu olsa da ya da işte elektrik süpürge bağlıyor olabilseniz bile yine etrafa bir parça toz ve çeşitli böyle parçacıklar saçılabiliyor o yüzden birazcık dikkatli olmanızı öneriyorum en azından havalandırması iyi olan bir yerde kullanırsanız güzel olur. Öte yandan One Rock diğer ürünlerinde olduğu gibi şöyle bir arkadaşlar çanta da veriyor her zaman olduğu gibi birazcık çevreci bir marka anladığım kadarıyla hatta dünya okyanuslarının temizlenmesi için çeşitli faaliyetleri de varmış böyle bir çanta veriyor yani ürünü bu çantaya koyarak taşıyabilirsiniz. Ki benim daha önce aldığım iki tane ürün daha vardı. Bir tanesini video çektim. Dremel tarzı ürünü de, verilmişti. Aynı zamanda bir de bir ısı tabancası almıştım. Onda da yine böyle bir çanta, bez çanta verilmişti. Güzel bir marka. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi fiyatı 273 TL. Biraz kampanya falan kovalarsanız 250 civarında alabilirsiniz muhtemelen diye tahmin ediyorum. Ama ben aldığımda 189 lirada çok iyi almışım. Şimdi onu fark ediyorum ki o zaman da hani böyle hesaplara kitaplayarak almamıştım. Ama iyi denk gelmiş diyelim. İyi kısmet olmuş. Umarım size de Böyle bir fırsat denk gelir. Uygun bir fiyatta alırsınız. Bu arada bana destek olmak isteyenler için açıklama kısmında bir link bırakıyorum. Daha önce kutu açılışı yaptığım ürünlerin tamamı bir liste halinde o linkin içinde duruyor. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Bana destek olmak isteyen arkadaşlara buradan duyurmuş olayım. Vonrock'un bu üçgen zımparası ile ilgili merak ettiklerinizi benim anlatmayı unuttuğum şeyler olabilir. Sizin benim anlatmadığım belki ekstra özellikleri var mı diye sormak isteyebilirsiniz. Yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Bildiğim kadarını da en azından anladığım kadarını bildiğim kadarını da yanıtlamaya çalışıyorum. Bunun da altını özellikle çizeyim. Bana destek olmak için alışveriş yapabilirsiniz. Az önce link verdim, açıklamada olduğunu söylemiştim. Başka ne yapabilirsiniz? Aslında yapacağınız şeyler çok fazla. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bu önemli. Neden önemli? Rakamlar arkadaşlar. Rakamlar. Yani 10 bin abonem var, 100 bin abonem var, 500 bin abonem var. İnsanlar bunlarla övünüyor ve bunları bir şekilde size de faydalı hale getirebilecek bir aşamaya doğru ilerletmeye çalışıyorum. Bu konudaki destekleriniz benim için önemli. Zaten abone olanlar var, yorum yazanlar var, destek olanlar var, alışveriş yapanlar da var. Çok teşekkür ederim. Görüyorum hepsini. Bir kısmı sosyal medyadan geliyor anladığım kadarıyla. Bir kısmı da buradan geliyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu destekler devam ederse çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.